Şartlarını Tarhan Erdem'le de konuşalım istiyoruz. Konda araştırma şirketinin kurucusu. Tarhan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Nereden çıktı sorusunun yanıtı var mı sizin kafanızda bu yeni anayasada laiklik olmamalıdır cümlesinin? Bence İsmail Bey'in başkanın milletvekili adaylığı sırasında söylenen bir söz vardı, hatırlayacaksınız. Demiş ki o zamanki Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, bu sefer mutlaka gelmeni istiyorum. Yapacak işimiz var. Evet. Demiş. Doğru. Şimdi yapacak iş şu. Aslında bu buradaki bir vakfın başkanıydı biliyorsunuz. Evet. O vakfın bundan önceki anayasa uzlaşma komisyonuna verdiği, birçok sivil toplum örgütü gibi verdiği bir anayasa teklifi var. Evet. Arkadaşlarıyla beraber çalışarak, şimdi söyleseydiniz ben çıkarırdım, benim arşivde var. O teklifte, yani İsmail Bey'in teklifini bulunduğu komisyonun hazırladığı teklifte bu husus var aslında. Ve yeni bir şey değil. Biz aslında boşuna şaşırıyoruz Şeyin, veya herkes. İsmail Kahraman'ın bu fikirde olduğunu da Erdoğan'ın bilmemesi mümkün değil. Evet. Aslında bu amaçla getirilmiş bir zat diye düşünüyorum. Şimdi Ve bu beyandan, yani son İstanbul Üniversitesi'ndeki bir paneldeki ama veya o zaman meclis seminerdeki, başkanı değildi. Yani o zaman söylediği bir vakfın başkanı olarak hayır tabii önerisiydi. Şimdi meclis başkanı milletvekili olarak de değildi. söyleyince olay değişiyor tabii. Yalnız bir fikir meselesi var kafasında Evet. Adamın. Yani İsmail Bey düşünmediği bir meseleyi konuşuyor değil. İstanbul Üniversitesi'ne gelmeden de ben bunu söyleyeceğim demiş olduğunu sanıyorum Sayın Erdoğan'a, veya Sayın Erdoğan'a ben işte böyle bir panel var, gidiyorum, bir söyleyeceğiniz var mı dediği zaman o da bunu hatırlatmış olabilir, veya o zaten bunları söyleyeceğini bilerek hiçbir müdahalesi olmamış olabilir. Ama yani biz toplum olarak bilinmeyen bir meseleyi konuşuyor değiliz. İsmail Bey'in fikri bu. Zaten bu. Yeni bir üretilmiş, yeni düşünülmüş bir mesele değil. Ama meselenin özü bence şu. Türkiye'nin neyle karşı karşıya olduğunu hepimiz görmeliyiz. Herkesin tüyleri diken diken oldu bir kere. Yani onu görebiliyoruz. Evet. Yani bu nasıl bir şeydir? Nasıl teşebbüs edilebilir? Çok tuhaf. Yani bana hem bir acı veriyor doğrusunu isterseniz, hem de nasıl Türkiye bu hale geldi onu düşünüyorum kendi kendime. Tarhan Bey, müsaade ederseniz şu az önce bahsettiğiniz öneri, Birlik Vakfı'nın önerisinden biraz bahsedelim. Birlik Vakfı'nın başkanı iken yaptıkları anayasa değişikliği ile Evet. ilgili meselede tam olarak Diyanet İşleri Başkanlığı özerk bir kurum olarak bulunsun diyor. Laiklik kavramının dünyada sadece Fransa, Türkiye ve Küba anayasalarında bulunduğunu, ancak Türkiye Anayasası'nda böyle bir kavram olmadığını söylüyor. Birlik Vakfı'nın bu hazırladığı teklifte Fransa'daki laiklik kavramında eğitim, din, felsefe ve politika konularında devletin görüş dayatmayacağını, taraf olmayacağını ve yalnızca görüşleri öğrenme yolunu açtığını söylüyor. Türkiye'de laiklik bir yasakçılık ve dini öteleme gibi anlaşılıyor diyor ve bunun da kaldırılmasını istiyor. Dediğiniz doğru. Birlik Vakfı'nın hazırladığı teklifte bu Evet. var aynı şekilde. Evet, var. Bu bir insanda olabilir ama meclis başkanı Başkan olduğu olunca zaman, evet. Bir kere meclis başkanı, Anayasa Mutabakat Komisyonu'nun başkanı olarak bir tercih, bu kadar önemli, bu kadar tartışılacak bir konuda tercihini daha başlangıçtan ifade etmiş olması, o başkanlığı nasıl kullandığını da gösteriyor.
Asıl tabii herkesin kafasında şöyle bir şey var. Yani bu laiklik meselesi biliyorsunuz zaten Cumhuriyet tarihinden itibaren Türkiye'de belli bir kesim tarafından reddedilen veya kaldırılması için çaba sarf edilen bir öcü gibi gösterilen bir madde ve bir düzenleme. Ama bugün görüyoruz AK Parti'de de yapılan verilen tepkilerde bizim böyle bir değişikliğe niyetimiz yok. Yazdığımız anayasa metninde bu var gibi değerlendirmeleri görüyoruz. Ya bir bu laikliği kaldırarak nereye ulaşmak istiyor sorusunun da yanıtı yok. Çünkü laiklik meselesinin olmadığı anayasalarla yönetilen ülkelere baktığınızda işte karşınıza Afganistan çıkıyor, Cezayir çıkıyor, İran çıkıyor, Irak çıkıyor, Ürdün çıkıyor, Yemen çıkıyor mesela, Suudi Arabistan çıkıyor. Türkiye'nin bir takım özellikleri var. Bu özelliklerini zaten kaybede kaybede gidiyordu. En son ve en önemli bu saydığım ülkelerden farklı özelliği laiklik meselesi ve yüzünün batıya dönük olması, onun gideceğinden duyulan çok ciddi bir kaygıyı da bugün kamuoyunda görüyoruz. Yapılabilir bir şey midir bu sizce Tarhan Bey? Valla ben AK Parti'nin son 2 seneden beri AK Parti grubunun son 2 senelik davranışına baktığımda yapılabilir görüyorum. Yani aslında genetiğiyle oynanıyor Türkiye'nin baktığınız Evet, zaman. evet. Bu yapılabilir, hiçbir şey olmaz manasında söylemiyorum. Yapılabilir. Anayasa geçer, halk kabul eder mi etmez bence. Ben halkın böyle bir anayasayı kabul edeceğini sanmıyorum. Ama netice itibariyle seçmendir, şu veya bu şekilde oy verebilir. Ama bu kabul edildikten sonra Türkiye ne hale gelir? Örnekleri var. Yani laikliğin kendi anayasasında olmadan yönetilen ülkeler örnekleri var. Yani bir batılı ülke, Müslüman batılı ülke imajını aslında 2007'den bugüne kadar Türkiye kaybede kaybede geldi. Bu da son nokta diyebilir miyiz? Hayır, bundan sonrası da var. Ne var? Yani laiklikten sonrası var. Eğitimin tamamen dini bir eğitim haline dönüşmesi, okulların ayrılması, dini okullarla farklı okulların birbirinden ayrılması gibi başka şeyler de var. Mesela kadın haklarının iyice daraltılması var, ifade özgürlüğünün daraltılması var vesaire. Yani Türkiye'nin nereye gittiği, nereye götürülmek istendiği tesadüf olamaz. Yani bir meclis başkanının dindar anayasa ne demektir Orhan Bey? Ben de onu merak ediyorum gerçekten. Dindar anayasa ne demektir? Dindar anayasa diye bir anayasa olur mu? Dünyada başlıca 3 tane din var. Onun dışında da yüzlerce din var. Dindar anayasa ne demektir? Türkiye sadece bir tek dine bağlı insanların mı olacağı bir memleket olacaktır? İki, bir tek Müslüman dışında Türkiye'de insan yaşayamaz denirse Müslümanlığın kaç çeşidi var? Yani anlayış her insan için bir ayrı din tanımı yapılabilir. Bağlılık farklıdır vesaire. İnsanın tabiatına, mezhebin anlayışına ve bilgisine, kabiliyetine göre dinle ilişkisi teşekkür eder. Din böyle kalıp gibi ölçülecek Belki de bir birilerinin anlattığı gibi dogmatik bir şey değil birçok insan değil. açısından. Siz de Müslümansınız, ben de Müslümanım, benim annem de Müslümandı ama aramızda herhalde dinle ilişkiler bakımından çok farklar vardır. Bugün de görüyoruz, birisi gidiyor camiye her gün, öbürü gidiyor cuma günleri, öbürü gidiyor sadece Bayram sabah namazı namazları. kılıyor gibi şeyler. Yani çok farklı söylemek istiyorum. Böyle şey mi olur canım? Dindar anayasa mı olur? Evet. Yani laikliğin kalkması başka bir şey. Ama adam, bilmiyorum siz televizyonda izlediniz mi, 3 defa dindar anayasa dedi. Evet. Okudum da bizi dinleyenleri de buradan da okudum. Dindar anayasa ifadesi var. Peki. Yani böyle şey ne demektir? Yani böyle şey olur mu derken dindar olur olmaz demek istemiyorum. Ama ne demektir dindar anayasa? Dindar anayasa yapalım diye bir meclis başkanı nasıl teklif edebiliyor? Ben onu merak ediyorum.
Peki bu yeni anayasayla ilgili zaten herkesin bir tereddütü vardı. Başkanlık meselesini sizinle de bağlantılarımızda konuşmuştuk daha önce. Bu meseleye bakış ve insanların tereddütlerini ve götüreceği noktayı siz kaygılarınızı da dile getirmiştiniz. Bu Evet. kaygıların artmasını da beraberinde getirir mi? Çünkü siz aynı zamanda toplumun da nabzını tutuyorsunuz her ay. Vallahi Eğer insanlarda bir kaygıyı arttırır mı bu yoksa... kaygıyı artırır, devlete güveni azaltır ve ben bu günlerden sonra artık tahmin yapamıyorum Öyle. ne olacağını dair, Çünkü devletin herkesin kafasında hakimiyetine amaç dair. başkaymış diye bir husus doğdu artık. Yani yeni anayasa ne? 80 anayasası, darbeci anayasa, özgürlükler kısıtlı, devlet millet ilişkisi şu bu. Bunun üzerinden bir açıklama yapılıyor. Yani sivil bir anayasa yazılsın, özgürlükler artsın, şu olsun, bu olsun. Ama görüyoruz ki 80 anayasasındaki özgürlük alanları zaten doğru kullandırılmıyor. Sonrasında bir Bundan bir başkanlık aya kadar sistemi... evvel, bir ay, 1,5 ay kadar evvel, en fazla 1,5 ay, DEİK toplantısında başbakanın bir anayasa tarifi var. O anayasadaki yerel yönetim eksikliği dışında ben onun altına imza atarım. Yani bana deser ki imza atıyor musun, atmıyor musun? Evet, imza atıyorum ama yerel yönetim meselesini de daha katmak şartıyla derim. Şimdi bu Başbakanın söylediği anayasayla ve bu genel yönetim kurulundan sonra söylenmiş bir anayasadır. Yani tanımı yapılmış bir Evet. anayasadır. Başbakanın yaptığı bir tanım. Daha doğrusu bir komisyon kurulmuş. O komisyonun yaptığı bir tanım. O tanımla meclis başkanının söylediği tanım aynı şey değil. Dindar anayasa diyor. Yani laiklik kalkacak diyor. Laiklik Kaldırılsın diyor yani. kalkacak ve Olmamalı dindar diyor anayasa anayasada. olacak. Yani laiklik dinin devlet işleriyle birleştirilmemesidir. Siz laikliği kaldırıp bir de dindar anayasa yapacağım diye anayasa yaparsanız o ciddi bir hangi dini düşünüyorsanız o dinin kurallarını uygulayacaksınız demektir. Şeriattan ileri bir şey konuşuyoruz. Evet. Daha riskli bir durumla karşı karşıyayız yani. Evet. Yani bu nasıl bu işin içinden çıkacağız bilemiyorum. Şimdi bir açıklama yapmış. Belki bu da bize birazcık fikir verebilir diye söylüyorum kahraman. Yeni bir açıklama, düzeltme anlamında. Yeni Evet. anayasa, yeni Türkiye konulu sempozyuma katılıp yeni anayasayla ilgili şahsi düşüncelerimi ifade ettim diyor bir kere. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir diyor. Evet. Konuşmamın bütününde 37 yılında anayasayı kelime olarak derc edilen laikliğin tanımının yapılması gerektiğine vurgu yaptım. Tanımının yapılması gerektiğine vurgu yaptım diyor ama laiklik yeni anayasada bir defa olmamalı cümlesini ben ağzından duydum ve aynı zamanda yazılarda da var. Bu Evet, kavram evet. siyasi hayatımızda ve yargısal uygulamalarda bireysel ve toplumsal hak ve özgürlükleri sınırlayıcı, yok edici bir araç olarak kullanılmıştır ve ciddi mağduriyetlere yol açmıştır. Bu haksızlıkların en temel sebebi laiklik kavramının tanımının yapılmamış olmasıdır. Mevcut Evet. anayasamızda Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmekte ancak laikliğin tanımı yapılmadığından din ve vicdan hürriyeti kavramları da tartışmaların ortasında yer almaktadır. Yersiz, lüzumsuz ve halkı kamplaştırıcı tartışmaların önüne geçmek için laiklik kavramı kötü niyetli yorumlara yol açmayacak şekilde açık ve net bir biçimde tarif edilmeli, istismar edilmesinin önüne geçilmelidir. Esasında laiklik her türlü din ve inanç mensuplarının ibadetlerini özgürce icra etmelerini, dini kanaatlerini açıklayıp bu doğrultuda hayatlarını tanzim etmelerini güvence altına alır. Bu bakımdan laiklik özgürlük ve toplumsal barış ilkesidir. Bence birazcık hani tepkilerden geri adım atmış gibi görüyorum. Anayasanın dindar olması beyanımdaki kastımsa diyor sizin takıldığınız bölüm. Hiçbir ayrım yapmaksızın din ve vicdan özgürlüğünün anayasamızın lafzı ve ruhu ile güvence altına alınmasını sağlamayı temenni etmektir. Laikliğin farklı inanç gruplarına sağladığı hürriyetlerin mevzuatta yer bulması, devlet ve milleti karşı karşıya getirmeyen bir laikliğin tarifi ve tatbikatı yeni anayasada olmalıdır diyor. Yani o açıklamalar üzerine tepkiler üzerine bu düzeltme açıklaması ama sanki birazcık yumuşatmış gibi algılıyorum ben durumu. Biraz daha doğru noktaya doğru gitmiş gibi algılıyorum. Ne dersiniz? Valla bu kadar avukatlık yapmış, meclis başkanlığına gelmiş, bakıp yönetmiş ve
beyefendinin laikliğin kaldırılmasıyla dindar anayasayı aynı demecin içine koyduğu zaman bu son bana okuduklarınız, ben daha okumadım. Şimdi evet, bu şimdi geldi. Evet, okuduklarınız bana, onlar da çelişiyor. Çelişiyor, yani evet. Aynı insanın bizim dün duyduğumuz ve bugün gazetelerde okuduğumuz beyanatla bugün söyledikleri birbirine çelişir. Ben çok memnun oldum bunları duyduğuma. Evet. O başka bir şey ama böyle meclis başkanları, anayasa mutabakat komisyonunun başkanlığı yapmakta olan meclis başkanlarının herhalde daha dikkatli konuşması lazım gelirdi. Buna da şükredelim yani bu En azından beyanatı vermiş bu olmasına. açıklamayı duymuş olmaktan diyorsunuz. Evet, ben memnunum ama yine tabii orada bazı şeyler var. Din ve vicdan hürriyetinin tam özgür olması vesaire. Din ve vicdan özgürlüğünün Türkiye'de özgür değil miydi? Aslında yapılması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet yönetiminin dışına çıkarılmasıdır. Evet. Ve eğer söylediği gibi din ve vicdan özgürlüğü tam manasıyla gelecekse her cemaat, her din mensubu, her dinin bağlı insanlar kendi dinleriyle ilgili ibadetlerini kendileri tayin etmeleri ve devam ettirmeleri lazımdır. Biliyorsunuz mesela Türkiye'deki eski Rumlar, Ermeniler vesaire her birinin kendine göre bir kilisesi vardır. Evet. O kiliseler arasında farklar vardır. İbadet farkı vardır, usul, şekil farkı vardır vesaire. Şimdi teferruata girmeyelim ama Türkiye'de ise düşününüz, bir Diyanet İşleri Başkanı 150 bin veya daha fazla camide okunacak hutbeyi Tek kendi başına yazar belirliyor. veya arkadaşlarına yazdırır. Böyle bir şey var mı? Yani siz nerede, nasıl bir dini tefsir yapılacağını, dini tavsiyelerde bulunacağına Ankara'da Merkezden. Başbakanlığa bağlı devlet memurları tayin ediyor. Bu mudur yani laiklik? Diğer Bu tarafından mudur? baktığınızda Alevilerle ilgili biz meseleyi son 7 yıldır konuşuyoruz. Bir arpa boyu yol alınabilmiş değil. Bugün Avrupa İnsan Alınabilmiş Hakları değil. Mahkemesi'nden de karar var ve Alevilerin vergileri de Diyanet İşleri Başkanlığı'na da kullanılıyor aynı zamanda. Ama Tabii, orada tabii. temsil edilemiyorlar. Öyle bir çarpık durum da var. Ondan sonra birçok böyle kendine göre sözlerle işte efendim bu bir din değildir, mezhep de değildir bilmem Evet. ne gibi. Ya ben buna mezhep diyorsam, bu benim için bir din diyorsam, bu benim için bir dindir. Evet. Buna sen niçin karışıyorsun? Yani adam ateşe tapıyor. Dünyada şu anda ateşe tapanlar var. Türkiye'de belki vardır. Bu bizim vatandaşımız olmayacak mı? Bunlar geçmiş artık dünyanın fikir hayatında tartışılmış, bitmiş meseleler. Ben Orta çağın karanlık dünyasının meseleleri. Türkiye'nin özelliğini kaybettiğinden endişeleniyorum hep Tarhan Bey, bilmiyorum. Yani Evet, biraz tabii. daha genel bakarak yani Evet. bundan 5 sene öncesine gittiğinizde Türkiye Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk yapan ve her iki tarafla da konuşabilen, dünyada da bir şey söylediği zaman sözü dinlenebilen, aynı zamanda PKK ile işte o çözüm sürecini yürüten ve Orta Doğu ile ilişkilerinde farklı bir noktada Avrupa Birliği ile canlı bir ilişkisi olan bir ülkeyken, işte İsrail ile kavgayla başlayan süreçte geldiği nokta belli. Dış politikada özelliğini nasıl yitirdiğini görüyoruz. Şimdi anayasasındaki bu kritik noktayla beraber bu tartışılırken bunun da ortadan kalkması başka bir özelliğini yitirmesine ve Tabii. Türkiye'yi doğrudan Orta Doğu'ya yaklaştıran bir husus haline gelmesinden duyduğum endişe var. Yani çok ciddi bir biçimde. Tabii, Adım tabii, adım oraya haklısınız. doğru giden bir, hem de Çok tabloya haklısınız. baktığınızda da böyle bir şey var. Ya asıl Çok endişe bu haklısınız. gibi görünüyor. Bence o bakımdan şu anda Mısır bize ileridir. Evet. Dinle mesafesi bakımından. Bir de Öyle tabii bakarsanız. meydanlarda bol bol dini motifli konuşmaları duymak da insanın Tabii. kafasındaki soru işaretlerini arttırıyor. Yani Başbakanın, Cumhurbaşkanımızın meydanlardaki konuşması, hatırlattığınız konuşmalara bakınız.
neler neler söyleniyor. Laiklikle hiç ilgisi olmayan şekilde konuşuluyor. Elinde Kur'an'la çıktı Cumhurbaşkanı Evet. seçimler zamanında miting meydanına. Bakalım yani en azından düzeltmeyi de sizinle beraber yayındayken görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz Tarhan Erdem yorumlarınız Rica ederim için. efendim. Çok sağ olun katıldığınız için. İyi günler diliyorum.